Tekrar merhaba arkadaşlar. Kimyanın temel kanunlarını inceliyorduk. Kütlenin korunumu kanununu görmüştük. Bu bölümde de sizlerle sabit oranlar kanunundan bahsedeceğiz. İkinci kanunumuz sabit oranlar kanunu dedik. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit ve değişmeyen bir oran vardır. Bileşiğin miktarı değişse de bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı hiçbir zaman değişmez. Buna sabit oranlar kanunu denir. Sabit oranlar kanunu arkadaşlar Prost bulmuştu. Bunu da yine unutmayalım. Biz bu tanımı biraz daha sadeleştirecek olursak, bir bileşikte bulunan elementlerin toplam kütlelerinin birbirine oranına sabit oran diyeceğiz arkadaşlar. Bu kanuna da sabit oranlar kanunu diyeceğiz. Çözüm örneğimizi inceleyecek olursak, su molekülündeki elementlerin sabit oranı sorulmuş. Dediğimiz gibi sabit oran sorulduğu zaman suyu oluşturan elementlere baktık. Kim o elementler arkadaşlar? Hidrojen ve oksijen. Toplam hidrojen miktarının toplam oksijen miktarına oranına biz sabit oran diyoruz. Burada bağlı atom kütleleri verilecek arkadaşlar bize. Bunları ezberlemiyoruz. Bunlar atomların ağırlıkları. Şimdi bizim su molekülümüzde kaç adet hidrojen var? 2 adet. Bir hidrojenin ağırlığı 1 birimse arkadaşlar 2 çarpı 1'den 2 diyoruz. Hidrojenin toplam miktarı. Oksijen 1 tane var ve ağırlığı 16 olduğuna göre 1 çarpı 16'dan da 16 geldi. Toplam hidrojen miktarı 2. Toplam oksijen miktarı 16 olduğuna göre bunu sadeleştirecek olursak arkadaşlar, su bileşiğinde hidrojen bölü oksijen oranı her zaman 1 bölü 8'dir. Dolayısıyla biz maddemizin toplam miktarını, yani suyu çeşitli kütlelerde alsak bile her zaman hidrojenin oksijen kütlesine oranı 1'e 8 olacak. Şimdi bakır bir sülfür bileşiğindeki sabit oran bize sorulmuş. Yine arkadaşlar ne yapacağız? Toplam bakır miktarı bölü toplam kükürt miktarını bulacağız. Bir bakırın ağırlığı 64'müş arkadaşlar. Bizim bileşiğimizde 2 adet bakır var. Bölü diyorum. Kükürdüğümüzün ağırlığı 32. Bizim bileşiğimizde 1 adet kükürt var. Çarpı 1 dedim. Bu sonucu oranlayacak olursak arkadaşlar 128 bölü 32 gelecek. Buradan da arkadaşlar sadeleştirecek olursak her iki tarafı 32'ye böldüğümüz zaman sabit oranımız 4 bölü 1 olacak. Yani bileşikteki toplam bakır miktarının toplam kükürt miktarına oranı, sabit oranı 4 bölü 1'dir diyeceğiz. Bu dersimizde arkadaşlar sabit oranlarla ilgili bildiğiniz üzere birçok soru tipi var ve bunları mümkün olduğunca sizlere göstermeye çalışacağız. Çok fazla soru tipi karşımıza çıkacak. Bunlardan birisi, şimdi az önce biz sadece sabit oranı bulmuştuk. Burada ise arkadaşlar sabit oranı kullanarak bize verilen belli bir miktar bileşikteki elementlerin miktarlarını bulacağız. 35 gram kalsiyum bromür bileşiğindeki kalsiyum ve brom miktarı ne olur demiş. Böyle bir soruda arkadaşlar sabit oranı öncelikle bulacağız ve bir tablo oluşturacağız. Bu tabloya göre oran orantıyı kullanarak miktarları bulacağız. Öncelikle ilk yapacağımız şey dediğimiz gibi kalsiyumun broma sabit oranı nedir, bunu bulalım arkadaşlar. Evet, bileşikteki kalsiyum miktarı 1 adet ve kalsiyumumuzun ağırlığı 40. Bölü diyoruz arkadaşlar. Bileşimizdeki brom miktarı 2 adet ve bromun ağırlığı 80. Buradan çıkan sonuçları oranlayacak olursak arkadaşlar 40 bölü 160'tan 1 bölü 4 geldi. Yani bir bileşikte her 1 gram kalsiyum 4 gram bromla birleşirse kalsiyum brom bileşiği oluşur. Bunu tabloya dökecek olursak arkadaşlar kalsiyum brom, hatta 2 tane bromumuz vardı. Kalsiyum bromür diyoruz. Burada arkadaşlar sabit oranı yazıyorum. 1'e 4. Kalsiyum 1 gram. Brom 4 gram olursa toplam bileşik kaç gram olacak? 5 gram olacak. Bakın sakın şu hataya düşmeyin. Buradaki 4'ü sakın 2 ile çarpmaya çalışmayın. Çünkü burada zaten toplam brom miktarını biz 160 bulmuştuk. Yani Br2'yi 160 bulmuştuk arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 4'ü bir daha 2 ile çarpmaya gerek yok. Şimdi bize bileşiğin toplam miktarının 35 gram olduğu söylenmiş. Bileşikle ilgili bilgi verdiği için ben bu tabloda bileşiğin olduğu bölüme bu değeri yazıyorum, 35'i. Şimdi 5'ten 35'e kaç katlık bir artış var dediğimiz zaman 7 katlık bir artış olduğunu gözlemliyoruz.
Sabit oran gereği arkadaşlar bu 7 kat her yerde aynı oranda bulunması lazım. 4'ün 7 katı 28, 1'in 7 katı 7. O zaman 35 gram bir bileşikte 7 gram kalsiyum, 28 gram da brom bulunur. Mesela buraya 70 deseydi arkadaşlar 14 gram 14 katlık bir artış olacaktı. Her yer 14 kat artıp 4'ün 14 katı 56, 1'in 14 katı 14. Gördüğünüz gibi 14 56 daha yine 70 değerini bulmuş oluyoruz. Yani bir yerde ne kadarlık artış varsa her yerde aynı oranda artış olmak zorunda arkadaşlar. Bir başka soru örneğimize geçiyoruz. Yine benziyor aslında fakat tek bir fark var. 3 tane farklı element kullanılmış. Kalsiyum sülfit bileşiğinde sabit oranlar sırasıyla arkadaşlar 5, 4, 6 olduğuna göre 60 gram kükürt ile diğer elementlerden yeterince varsa en fazla kaç gram kalsiyum sülfit elde edilir? Burada bize sabit oran arkadaşlar hazır bir şekilde vermiş. Yani az önceki sorudaki gibi bizim bir sabit oran bulmayla uğraşmamıza gerek yok. Yine ne yapacağız? Tablomuzu oluşturuyoruz. Kalsiyum elementimiz, kükürt elementimiz ve oksijen elementimiz ve bunların tepkimesi sonucunda oluşan kalsiyum sülfit bileşiğimiz. Tablomuzun en başına yazacağımız şey arkadaşlar sabit oranlardı. Kalsiyum için sırasıyla dediğim için 5, kükürt için 4, oksijen için 6 oranı geliyor. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar 15 gram çıkıyor. Yani 15 gram bileşiğin 6 gramı oksijen, 4 gramı kükürt ve 5 gramı kalsiyum olmak zorunda. Bize ne demiş arkadaşlar bu defa? 60 gram kükürt ile diğer elementlerden yeterince varsa demiş. O zaman burada verilen miktar 60 gram, kükürdüğün altına yazıyorum kükürtle ilgili bilgi verdiği için. Kaç katlık bir artış var arkadaşlar? 15 katlık bir artış var. O zaman her yerde 15 katlık bir artış olmak zorunda. Fakat bize sadece bileşiği sormuş. Direkt o zaman ben burayı da 15 kat artış yapacaksam 15 kere 15 arkadaşlar 225 gram bileşiğimiz oluşur yorumunu yaptık. Yine diğer element miktarlarını da bulup sağlamasını yapalım. Burası da 15 kat artacak. 15 kere 5 75 gram kalsiyum olacak. 60 gram kükürdüm var. 6 kere yine 15 kat artacağından dolayı 90 gramda arkadaşlar oksijen. Toplarsak bu değerleri 60-90 daha 150, 75 daha buradaki 225 değerine ulaşmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, sabit oranlarla ilgili bir diğer soru tipimiz. Burada da başlık olarak yazmışız. Bir bileşikle ilgili bilgi verilip başka bir bileşikle ilgili bize soru sorduğunda ne yapacağız? Örneğimizi incelediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bize XY3 bileşiğiyle ilgili bir sabit oran değeri verilmiş. Ve bu defa başka bir bileşik, aynı elementlerden oluşacak ama arkadaşlar, aynı elementlerden oluşan başka bir bileşikle ilgili soru soruyor. O zaman böyle sorularda birazdan uygulayacağımız yöntemi kullanacaksınız siz de arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda şöyle yapıyoruz. Bize bilgi verilen bileşikteki sabit orandan faydalanarak arkadaşlar, o bileşikteki elementlerin yalnızca birer tanesinin miktarlarını bulacağız. Daha sonra bu miktarları yeni bileşikte yerlerine yazıp yine tablo yapıyoruz ve bu tabloda oran orantıdan miktarları bulacağız. Şimdi uygulayarak ne demek istediğimizi daha iyi anlatmış olalım. XY3 molekülünde X'in Y'ye kütlece birleşme oranı MX bölü MY 5 bölü 6'dır. Yani bunun anlamı şu. Toplam X'in toplam Y'ye oranı 5 bölü 6'ymiş. Ne dedik arkadaşlar bu soru tipinde? 1X ve 1Y'yi bulalım. Bize sabit oran verilen değerden. Şimdi zaten bir tane X'imiz arkadaşlar. Molekülde çünkü bir tane X var. 5'e tekabül ediyor. 5 gram diyebiliriz. Y'miz 3 adet var. 3 adet Y 6 gram ise arkadaşlar 1 adet Y'miz ne olacaktır? 2 gram olacaktır. O zaman elimizde 1 adet X'in 5 ve 1 adet Y'nin 2 gram olduğu bilgisi var. Bize hangi bileşikle ilgili soru soruluyor arkadaşlar? X3 Y2. O zaman ben tablomu hangi bileşikle ilgili soru soruluyorsa ona göre düzenleyeceğim. X3 Y2 bileşiğiyle ilgili soru soruluyor dedik. O zaman X3 Y2'ye göre tablo yapacak olursak arkadaşlar. Evet, bir tane X'imiz 5'ti. Elimizde 3 tane X olduğu için 15 değerini buldum. Bir tane Y'miz 2 idi. Molekülümüzde, yeni molekülümüzde 2 tane Y olduğu için 2 kere 2'den 4 geldi.
15, 4 daha toplam bileşik ne oldu? 19 gram. Yani bunun yorumu şu. 19 gram bileşiğin 15 gramı X, 4 gramı Y olacak. Bize bileşiğin 95 gramında ne kadar X olduğu söylenmiş. Bileşiğin 95 gramı dediği için arkadaşlar 95 değeri bileşiğin altına yazdım. Buradaki artış arkadaşlar 5 katlık bir artış var. O zaman her yer 5 katlık bir artışa tabi olacak. 4'ün 5 katı 20, 15'in 5 katı da 75. Bize ne kadar X var diye sordu. 75 gram X vardır yorumunu yaptık. Evet, başka bir soruyla devam edelim. Bu soruda da arkadaşlar yine aslında bir bileşik verilip başka bir bileşiğin formülü sorulmuş. Yani az önceki yöntemi uygulayabiliriz. Bir de bu tip soruları katlı oranlardan da çözebiliyoruz. Katlı oranlar konusuna geldiğimiz zaman orada da nasıl çözüldüğünden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar yine bir grafik sorusu. Biz bu grafikleri daha anlaşılır hale getirmek üzere yine bir tablo yapalım arkadaşlar. Birinci bileşiğimiz ve ikinci bileşiğimiz. Bize ikinci bileşiğin değeri verilmiş. Hatta ikinci bileşiğe X2Y3 direkt yazalım. Bu bileşikler hangi elementlerden oluşuyor arkadaşlar? Yine X ve Y elementlerinden oluşuyor. Dolayısıyla X'e Y değerlerini koyalım. Şimdi birinci bileşikte arkadaşlar şu bileşikte X eksenini kestiği nokta 11.2. Yani birinci bileşikte 11.2 gramlık bir X elementi var. Birinci bileşikteki Y eksenini kestiği nokta ise arkadaşlar 3.2 grama denk geliyor. Hemen alttaki bileşiğe geldik. İkinci bileşiğimiz yine ikinci bileşikteki X miktarı 11.2 arkadaşlar. İkinci bileşikteki Y miktarımız ise 4.8 gram. Şimdi bize hangisiyle ilgili bilgi vermiş arkadaşlar? Şuradaki alttaki bileşikle ilgili hem formülü biliyoruz hem gramlarını biliyoruz. Üstteki bileşiğin formülünü sormuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Yine şuradan biz miktarlarını bildiğimiz yerden 1x ve 1y'nin değerini bulalım. 2x'imiz 11.2'ye denk geliyorsa 1x'imiz arkadaşlar 5.6 gramdır yorumunu yapalım. Yine 3 tane y'miz 4.8 ise 1 tane y'miz 1.6 gramdır diye bulduk. Bunlar bir taneleriyle. Daha sonra arkadaşlar bunları yeni oranlarla kıyaslayıp içerisinde kaç tane x kaç tane y olduğunu söyleyelim. Şimdi birinci bileşiğimizde x miktarı 11.2 idi. 1x 5.6 ise 11.2 gram olması için x'imizin arkadaşlar 2 adet bulunması gerekir. Dolayısıyla birinci bileşikte x'imizin altına 2 geldi. Bir tane y miktarımız arkadaşlar 1.6 imiş. Birinci bileşikteki y miktarı 3.2. O zaman y'den de 2 adet geldi. Biz formülleri yazarken arkadaşlar basit formüllerini yani en sade şekillerini yazmak zorundayız. X2Y2'yi sadeleştirirsek birinci bileşiğimizin formülü arkadaşlar XY olacaktır. Dediğimiz gibi bu soru katlı oranlardan da çözülüyor. Tekrarlıyorum unutmayalım. Biz bir bileşik formülünü en sade şekilde yazarak göstereceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada XY olacak. Sabit oranlarda bir başka soru tipimiz artık madde problemleri. Bize işte tepkime sonucunda hangi maddeden kaç gram bir elimizde kullanılmayan miktar artık madde vardır şeklinde sorular sorulduğu zaman ne yapacağız? Bunlara bakalım arkadaşlar. Sorumuzu incelediğimiz zaman X ve Y arasında oluşan bileşikteki sabit oran 3/5'tir demiş. 45'er gram X ve Y alınırsa kaç gram bileşik oluşur ve hangi maddeden kaç gramlık bir elimizde madde miktarı artar demiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tek bir bileşikten bahsediyor. Yani ikinci bir bileşiğin varlığı yok. Soruyu incelediğimiz zaman bunu görebiliyoruz. O zaman bize tek bir tablo lazım. Tablomuzu oluşturalım yine. X elementi, Y elementi ve bileşiğimiz. Bileşiğin içerisinde X ve Y miktarlarını bilmiyoruz. Bu şekilde yazabiliriz. Evet, sabit oran X'in Y'ye sabit oranı en başı tabloda ne yapıyorduk? Sabit oranı yazıyorduk. 3'e 5'miş arkadaşlar. Toplam bileşik miktarı ne olacak? 8 gram. Şimdi arkadaşlar bize başlangıçta maddelerin 45'er gram olduğu söylenmiş. O zaman ben şöyle başlangıç için 45 gram X ve 45 gram Y vardır diye söylüyorum. Bu maddelerden en az birisi tamamen tükenecek arkadaşlar. Hatta bu tip sorularda böyle tam verimle falan diye ifadeler görürsünüz. Tam verimle ifadesi gördüğünüz zaman
Dediğim gibi elementlerden en az birisi tükenecek, ikisi de tükenebilir. Bu soruyu da tam verimli gibi düşünüp öyle çözelim arkadaşlar. Bu bileşikteki elementlerden en az birisi bitecek arkadaşlar. Biz biten maddeye sınırlayıcı madde diyoruz. Sınırlayıcı maddeyi tespit ettikten sonra arkadaşlar oran orantımızı artık biz sınırlayıcı maddeye göre belirlemek zorundayız. Şimdi sınırlayıcı maddeyi bulabilmek için deneme yanılma yöntemini kullanacağız. Örneğin Y sınırlayıcı olsaydı arkadaşlar 5'ten 45'e yaklaşık bir 9 katlık bir artış olacaktı. Peki aynı artışı X için yapsaydık 9 kere 3 27 gram değerine ulaşacaktık. Elimizde 27 gram X var mı? Evet var, 45 gram var, hatta fazlasıyla var. O zaman burada yani Y'ye göre oran aldığım zaman 2 elementten de elimde yeterince var. Peki tam tersini hani denemek açısından yapıyoruz arkadaşlar. X'e göre alsaydım, yani sınırlayıcı madde X olduğunu varsaysaydım 3'ten 45'e giderken 15 katlık bir artış var. Peki aynı artış, sınırlayıcı maddedeki aynı artış Y'de de olmak zorunda dedik. Çünkü sınırlayıcı maddeye göre oran orant alıyorduk. 15'in 5 katı ne olacaktır? 75 gram. 75 gram Y'miz elimizde var mı arkadaşlar? Hayır, yok. Bu nedenle benim sınırlayıcı maddem elimde olan maddelere göre alınan değerlerdir. Yani Y maddesidir arkadaşlar. Y'ye göre aldığım zaman az önce her iki maddeden de elimde yeterince vardı. Peki tekrar yapalım arkadaşlar. 5'ten 45 kata giderken kaç katlık bir artış vardı? 9 katlık. O zaman her yer 9 kat artacak. 5'in 9 katı 45 gram. 3'ün 9 katı 27 gram. 8'in de 9 katı 72 gram olacak. O zaman benim bileşiğim miktarı, oluşan bileşik miktarım 72 gram diyeceğiz. Başlangıçta 45 gram Y vardı. 45'ini kullandım. Buradan artan bir madde olmadı. Başlangıçta 45 gram X'im vardı. 27'sini kullandım. Geriye arkadaşlar 18 gramlık bir artış oldu. Demek ki bu tepkime de 18 gram X artar yorumunu yapacağız. Bir de arkadaşlar sınırlayıcı maddeyi belirlemek için pratik bir yöntemimiz var. Eğer bize soruda elementleri, yani başlangıçtaki elementlerin eşit kütlede alındığı söylenirse, burada 45'er gram demiş, sabit oranda miktarı fazla olan maddemiz sınırlayıcı madde oluyor. Yani bitecek madde oluyor. Gördüğünüz gibi burada eşit kütlede aldığımız için sabit oranı fazla olan Y tükendi. Tamamen tükendi. Yani sınırlayıcı madde oldu. X'imiz ise arttı. Ama bu yöntemi kullanabilmek için tekrar söylüyorum. Şartımız arkadaşlar başlangıçta elementlerimizin eşit kütlede alınması gerekiyor. Alttaki soruya baktık. 40 gram demir ve 15 gram oksijen elementlerinden en fazla kaç gram F2O3 elde edilir ve hangi maddeden kaç gram artar denilmiş. Yine burada bize farklı bir bileşikten bahsetmemiş. Öncelikle şunu yapalım arkadaşlar. F2O3'teki elementlerin sabit oranını bulalım. Demirde mesela az önceki soruda sabit oranı hazır vermişti. Burada hazır vermemiş. Mecburen biz bulacağız. Demirde 2 adet demirim var. Ve bir tanesinin kütlesi 56. 2 çarpı 56 dedim bu yüzden. Bileşiğimizde 3 adet oksijen var. Bir tanesinin ağırlığı 16. Bu oranı bulacak olursak arkadaşlar 112 bölü 48'den. Evet arkadaşlar, her iki tarafı 16 ile sadeleştirecek olursam sabit oranımız 7 bölü 3 oluyor. Şimdi bu sabit orana göre ben tablomu oluşturuyorum. Tablomuzun en başına sabit oranı yazıyorum. 7'ye 3 dedik. Toplam bileşik miktarı 10 oldu. Şimdi bize ne dedi? Başlangıçta arkadaşlar 40 gram demirimiz ve 15 gram oksijenimiz olduğu söylendi. Bileşik, oluşan bileşik miktarı ve hangi maddeden kaç gram artar diye sorulmuştu. Yukarıda yaptığım şeyi yapamıyorum burada. Yani şunu yapamıyorum. Eşit kütle denilmediği için arkadaşlar sabit oranda miktarı fazla olan önce bitecektir yorumunu yapmam doğru olmayabilir. Bu yüzden deneme yanılma yöntemini yine kullanalım. Öncelikle demir için konuşacak olursak arkadaşlar, mesela sınırlayıcı maddemiz demir olsaydı, tamamen bitecek olan maddemiz, 7 ile 40 arasındaki fark arkadaşlar ortalama 5,5 kat gibi bir değer çıkıyor. Tam kesirle çıktığı için tam değeri yok. 5,5 diyelim. 3'ün 5,5 katı kaç yapar arkadaşlar? 17,5. O kadar maddemiz var mı elimizde? Yok. Dolayısıyla demirin sınırlayıcı madde olması imkansız. Peki oksijene göre bir yapalım.
15'te 3 kaç defa var arkadaşlar? 5 defa. Yani 5 katlık bir artış var. Peki 7'nin 5 katı ne? 35. Var mı o kadar madden? Var. O zaman ben oksijene göre, yani sınırlayıcı maddeyi oksijen seçtiğim zaman her iki maddeden de yeterince miktar elimde mevcut. Dolayısıyla buradaki sınırlayıcı maddem ne oldu? Oksijen oldu. Kaç kat artış vardı arkadaşlar? 5 kat. O zaman 5 kat arttığı zaman burası 15 oluyor. Bu 5 kat arttığı zaman 35. Çünkü ne yapıyorduk arkadaşlar? Sınırlayıcı maddeye göre oranı tespit ediyorduk. Bileşiğimizde ise 5 kat arttığı zaman 50 gramlık bir değer açığa çıktı. O zaman demir miktarımız, demir 3 oksit miktarımız 50 gram olacak. Artan maddeyi de bulalım arkadaşlar. 15 gram oksijen vardı. 15'ini kullandım. Tamamı bitti. 40 gram demirim vardı. 35'ini kullandım. 5 gram demirim arttı. Tekrar söylüyorum. Cevabımız 50 gram demir 3 oksit bileşiğimiz oluştu. Ve 5 gram demir elementimiz arttı arkadaşlar. Demek ki şu yorumu yapacağız. Bize başlangıçtaki miktarlar eşit verilmediği sürece deneme yanılma yöntemiyle biz sınırlayıcı maddeyi bulacağız. Eğer başlangıçtaki miktarlar eşit verilmişse üstteki sorudaki gibi sabit oranda miktarı fazla olan sınırlayıcı maddedir yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son soruyla sabit oranlar konusunu bitireceğiz. Yine bir önceki soruya benzer bir soru tarzımız. Kalsiyum ve oksijen elementleri verilmiş. Kalsiyum oksit bileşiğinde sabit oran 5 bölü 2'dir denilmiş. Aşağıdaki soruları yanıtlayın diyor bize. A şıkkı için eşit kütlede kalsiyum ve oksijen alındığı zaman 35 gram bileşik oluştuğuna göre hangi maddeden kaç gram artar demiş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Tablomuzu oluşturuyoruz. Tablonun başına sabit oranı yazıyoruz. 5'e 2'ymiş. Toplam bileşik miktarı ne olur? 7 gram olur. Eşit kütlede aldığımız zaman 35 gram bileşik elde edildiğine göre. Şimdi bileşik miktarı verildiği için işimiz daha kolay. Çünkü bu miktar arkadaşlar sınırlayıcı maddeye göre zaten bulunuyor. Kaç katlık bir artış var arkadaşlar? 5 katlık bir artış var. O zaman her yer 5 kat artmak zorunda. 10'a 25 diyorum. Bize 35 gram bileşik elde etmek için eşit kütlelerde kalsiyum ve oksijen alalım denilmiş arkadaşlar. Şimdi ya 10'a göre alacağım ya da 25'e göre alacağım. Bir önceki konuda da söylemiştim. Eşit kütle dediğimiz zaman sabit oranda miktarı fazla olan neydi? Sınırlayıcıydı. O zaman ben 25'e göre almak zorundayım arkadaşlar. Her iki elementten de 25'er gram aldığım zaman 25 gram kalsiyum almıştım. 25'ini kullandım. Burası bitti arkadaşlar. 25 gram oksijen almıştım. Onunu harcadım. 15 gram oksijen ne oldu? Arttı yorumunu yapıyorum. Ya da yine mantık devreye girsin arkadaşlar. İkisinden de 10'ar gram alsaydım ben 25 gram kalsiyum elde edemeyeceğime göre, çünkü bana 35 gram bileşik elde etmem için 25 gram, en az 25 gram kalsiyum gerekli. 10 gram kalsiyum kurtarmayacağına göre, miktarı fazla olana göre başlangıç kütlelerini almak zorundayım arkadaşlar. Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında ise yine tablomuzu aynı şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Yine sabit oranı başa yazdım. 5'e 2 dedim, 7. Burada bize başlangıç kütlelerini eşit vermemiş ve bize işte en fazla kaç gram bileşik oluşur diye sormuş. Az önce bileşik miktarını vermişti. Burada bize verilen değerleri yine tablonun tepesine yazayım. 20'ye arkadaşlar 12. Baktığımız zaman başlangıç kütleleri eşit olmadığından dolayı miktarı fazla olan sınırlayıcı maddedir demem ilk etapta, ilk bakışta doğru olmaz. Deneyip bunu bulmam gerekiyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi kalsiyuma göre alsaydım, yani sınırlayıcı maddemiz kalsiyum olsaydı 4 katlık bir artış olacaktı. Aynı şekilde oksijen de 4 kat artacağından dolayı 8 gram oksijene ihtiyacım vardı. 8 gram oksijen elimizde var mı? Var. O zaman benim sınırlayıcı maddem kalsiyumdur. Yine oksijene göre de yapalım. Kalsiyumun sınırlayıcı olduğundan emin olalım bu şekilde. Diyelim ki sınırlayıcı maddemiz oksijen olduğunu düşünseydik 2'den 12'ye 6 katlık bir artış olacaktı. 5'in de 6 katı arkadaşlar 30 gram. 30 gram kalsiyum var mı elimde? Yok. O zaman oksijen sınırlayıcı olamaz. Çünkü o kadar madde bulamıyorum. Elimdeki imkanlara göre o zaman seçeceğim. Yani sınırlayıcı maddeyi kalsiyum seçtim arkadaşlar. Kaç kat arttı 20 olması için? Hepsinin bitmesi için 4 katlık bir artış var dedik. 20. Burası da 4 kat artış yapacak. 8 ve oluşan bileşik de 4 kat artacak. Bize oluşan bileşik miktarını sorsaydı 28 gram diyecektim.
Artan maddeyi sorsaydı arkadaşlar, kalsiyum 20 gram vardı. 20'sini kullandım, bitti çünkü sınırlayıcı madde. Oksijenden 12 gram vardı. 8 gramını kullandım. 4 gram oksijen artar yorumunu yaptık. O zaman bizim bu tip sorularda çıkacağımız ana kural, tekrar söylüyorum, eşit kütle denildiği zaman sınırlayıcı madde arkadaşlar sabit oranda miktarı fazla olandır. Eşit kütle denildiği zaman her şey olabilir. Bunu ne yapacağız? Deneme yanılma yöntemini kullanarak sınırlayıcı maddeyi seçtiğimiz zaman elimizde hangi maddeler yeterli oluyorsa o maddemiz bizim sınırlayıcı maddedir arkadaşlar. Sabit oranlar konusunda bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum bu konuları unutmamak için. Soru tiplerine göre yine ayırmak bu konuları hakim olmanız açısından önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Katlı oranlar videosunda görüşmek üzere.